Biraz önce reklam arasında bana dediniz ki sırf bu olayla ilgili sayfalarca rapor yazdım yatırımcılara. Bu mesele, yani bu normalleşme süreci ve bunun etrafında gidip gelen zikzaklar çizen krizler, iyi günler, kötü günler, dünyanın da yakın takibinde, öyle mi? Onu Elbette anlıyorum. tabii, yani milyarlarca dolar Türkiye'ye giriyorsa Türkiye'deki siyasi iktidarın ne olduğunun da farkında olmak isteyecekler. Ben bu konuyla ilgili aslında bütün katılımcıların aşağı yukarı ortak noktada birleştiği yerler var. Ben de onlara katılıyorum. Hızlıca bir tekrar edeceğim Buyurun. ve Nesrin Hanım'ın özellikle o 89'da işte SHP'nin başına gelen, CHP'nin başına gelir mi şeklindeki kısmına bağlayacağım. Çünkü tekrar olmasın dediklerim. Şimdi Özgür Özel bence bu siyaset satrancını benim dışarıdan okumam çok iyi oynuyor. Neden iyi oynuyor? İlk önce şu ön bilgileri vereyim. Evet, katılımcılar da dedi. Sayın Erdoğan ve AKP kendi çıkarı için rezervi yer alır, partilerle ortak olur, o partileri yer, o partilerin başkanlarını hapse atar. Beraber yürüdüğü insanlar olursa onu kullanır ve ondan sonra gönderir. Bu onun için bir taktik. Ben iktidarda kalayım da ne olursa olsun şeklinde bütün insan ve sermaye kaynağını heba edebilir. Onun için önemli olan nokta iktidarda kalmaktır. Bunda mutabıkız. Diğer nokta, şimdi burada aslında Özgür Bey en başta şöyle bir kredi verdi. Çok büyük bir krediydi bu Mehmet Şimşek'e. Ben erken seçim istemiyorum. Çünkü bana gelen oylar belli. Ben birazcık meydanlara bakacağım derken, burada bu açıklamayı belki dışarıdan insanlar çok acemice yapılmış gibi gördüler. Fakat ben şu noktaya geldiğimizde Özel'in çok akıllı gittiğini görüyorum. Neden? Şimdi tabii ki burada iki tane nokta var. Evet, Erdoğan zaman kazanmaya çalışıyor. Erdoğan sıkışmış bir durumda. Erdoğan geçmişte camileri ahır yaptınız, faşistsiniz, ırkçısınız dediği CHP ile neden bir araya gelmek istiyor? Çünkü sıkıştı. Çünkü demokratik hukuk, içeride siyasetin uyumlu olduğu bir imajı batıya lanse etmeli ki sadece an itibariyle gelen tefeci sermaye haricinde de buraya kalıcı sermaye çekebilsin. Ne yazık ki bakın, ben menkul kıymet istatistiklerine bakıyorum. Borsa İstanbul'a girişlere çıkışlara bakıyorum. Dünyanın en büyük tefeci faizini vermesine rağmen demokraside ve hukuktaki problemlerinden dolayı o sermaye akışı da yeterince iyi değil. Ve yabancılar yavaş yavaş çatırdamaya başladı kendi işlerinde. Ekim-Kasım gibi bu iş sıkıntıya gidebilir diye. Özel'e bağlayacağım. Neden bir tuzağa düşmez dediğimde, şimdi bakın, burada Özgür Özel bir mesaj vermek istiyor. O da şu, diyor ki ben bugüne kadar hani siz bana nasıl suçlama getiriyordunuz CHP'ye, diyaloglara karşı kapalıyım, her iyi şeyin karşısındayım. Hayır, buyurun gelin sizle ben diyaloğa açığım diyor, konuşalım. Ama öbür taraftan da şunu dedi ta en başından, eğer saha bana erken seçimi dayatırsa ben erken seçim yoluna girebilirim. Dolayısıyla burada çok akıllıca gidiyor ve meydanlara inmeye başladı. O meydanlara indikçe, özellikle sonbahardan sonra sahanın kendisine bir erken seçimi dayatacağımız iktisadi zorluklara doğru giriyoruz. Ve o noktada Özgür Özel şunu diyecek: ben sizle diyaloğa hazırdım, diyalog da kurdum ama senin ortağın bak bu kadar bu kadar laf dedi bana. Hala bir şans var, destekleyelim sizi, edelim. Bunu diyecek, orta bir yoldan gidecek ama belli bir noktada kılıçlar çekildiği zaman da hadi buyurun bakın halk erken seçim istiyor diyebilecek noktada. Dolayısıyla burada CHP AKP'nin o eski taktiklerinin kurbanı olmaz. Son derece akıllı gidiyor. Ve bu aklından dolayı da işte sonbaharda hep beraber izleyeceğiz. Hem ekonomide hem siyasette gerçekten Türkiye sallanacak ve orada bu siyasetinin karşılığını bence CHP bulacak diye ben değerlendiriyorum. Tabii. Bengi Hanım, bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun Bengi Nesrin Hanım. Hanım, buyurun. Şimdi burada iktidar alternatifi yerine, yani bakçeli sürekli oraya ittiriyor çünkü, iktidar alternatifi olmak yerine ittifak alternatifi görüntüsü vermek arasında böyle çok şey, ince bir çizgi var. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Ya da iktidar alternatifi yerine iktidar ortağı. İttifak alternatifi.
Evet. Yani iktidar alternatifi yerine ittifak alternatifi olmak gibi böyle bir ince bir şey var. Yani bu Bahçeli oraya doğru ittiriyor. Ben Evren Bey'e katılıyorum ama bu çok ince bir çizgi ve yürülmesi de kolay bir çizgi değil. Özellikle Türkiye gibi böyle herkesin işte o müşterekliğini kaybettiği, herkesin kendi odasına kapandığı bir ülkede o yarılmaların olduğu, kutuplaşmanın olduğu bir ülkede kolay değil bu. Evet. Ben sadece o nedenle bunun altını çizmek istemiştim. Bir şey söyleyecektiniz. Yabancı yatırımcılara pek çok raporlar yazdım diyorsunuz bu gelişme. Tabii. Bunlara dikkat ediyorlar. Peki onların eğilimi şu mu? Yani hani artık AKP-MHP iktidarı ekonomiyi taşıyamıyor. Benim açımdan da bir uygun ortam yaratamıyor diye mi bakıyorlar da CHP'yi burada bu en azından bu iktidar mimarisinde CHP olsun diye bir beklentilerim var. İkincisi yani şimdi dünyaya da baktığınız zaman siz daha iyi anlatırsınız ekonomi bölümüne geçtiğiniz zaman ama kısa bir not olarak olsun. Şimdi hiç de hani dünyanın hukuka, adalete ya da işte batı liberal değerlerini koruyacak bir sisteme doğru savrulmadığını görüyoruz Avrupa son seçimlerinden. Bu ortamda hala yine de diyelim yabancılar kısa vadeli olsun olmasın sermaye. Türkiye'de bir şey bekliyor mu? Hani böyle bir düzelme olsun burada da. Yabancı bu şey... aslında Mehmet Şimşek ilk geldiğinde bu krediyi Türkiye'ye tanıdı. Yani hı-hı, bütün uluslararası raporları arkadaşım da anlatacaktır. Hı-hı. Hep daima evet Türkiye rasyonel bir politikaya girdi. Gayet iyi. Mesela bakın söyleyeyim size. Hani kara bir tablo çizdiğim de sanılmasın. Haziran 28'inde biz gri listeden çıkacağız. 2 hafta sonra da Moody's sanırım bir not artırımıyla karşımıza gelecek. Evet. Ve o sermaye akışının yine devam ettiğini göreceğiz. Evet. Ama yabancı şuna bakar. Hı. CHP'ye, AKP'ye, işte hı, diğer partiye, İyi Parti'ye bakmaz. Veri bazlı çalışırlar. Siz sonbaharda enflasyonu düşürebilecek misiniz? Politika faiziniz 50. Bunun altına indirerek pozitif bir reel faiz verirseniz ben Türk tahvillerine girmeye devam ederim. Yani bana para kazandıracak bir iktidar sistemi varsa eyvallah. Ama an itibariyle baktıkları zaman geçmişe Yargıtay'ı ile Anayasa Mahkemesi birbirine girmiş. Can Atalay içeride, Osman Kavala'nın içeride olduğu bir yerde hukuk kararlarının sayılmadığı bir ortama bakın doğrudan sermaye gelmiyor zaten. Hı hı. Önemli olan nokta da bu. Fabrika kurmak için gelecek. Borsa İstanbul'dan bizim şirketlerimize ortak olmak için hisse alacaklar ki ben o zaman diyeceğim evet Mehmet Şimşek doğru yolda. Ama Şimşek onun peşinde değil zaten. Tabii. İşte siyaseten yaptığınız bu eksiklikler. Şimdi ne yapıyorsunuz? Dışarıya bir mesaj vermek istiyorsunuz. CHP'yi de yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz ki yarattığınız yıkıntıyı bir milli mesele olarak hem halka hem dışarıya yansıtmaya çalışıyorsunuz. Ama Özgür Özel o tuzağa düşmez. Niye düşmez? Çünkü o kadar büyük bir yük var ki karşı tarafta haliyle burada evet ben size yardımcı olayım diyecek ki olsun da zaten evet, baskı yapsın. Son bir kez şöyle tamamlayayım bir cümleyle. CHP'nin burada görüşmesi inanın hepimiz için çok iyi olur. Çünkü vahşi bir kapitalizm var. Eğer bu vahşi kapitalizm yarasına birazcık CHP'nin merhemi sürülürse ben sorunların çözüleceğine inanmıyorum ama bu kadar acımasızca bu halkın üstüne gelmekten belki vazgeçebilirler. Çünkü AKP şu an enflasyonla öyle bir sarılmış ki pirana balıkları gibi iskeleti çıkmak üzere. Yani o yüzden CHP'ye saldırdı. Bariyer, en azından bir bariyer olabilir. Aynen öyle. Küçük bir... Sahip Bey buyurun. Küçük bir şey söyleyebilir miyim? Bu çünkü bu Özgür